Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde çok güzel transferlerle takımımızı güçlendirdik. Bunun da karşılığını belirli ölçüde aldığımızı düşünüyorum. Özellikle Bentner transferi bizim için oldukça iyi oldu. Takıma bir vizyon bir özgüven getirdi. Kevin transfer de fena değil. Şimdi artık 2-3 gün kaldı. 2-3 gün sonra şu sırtımızdaki yüklerin tamamından kurtulacağız. O yüzden şey transferlerine istediğimiz oyuncu transferlerine geçelim. Bir tane stoper transfer etmek istiyorum. Açıkçası Tolke ile şey Ramon arasında çok kararsız kaldım. Ramon'un fiziği daha iyi ama yıldızlamaya vurduğunuz zaman Tolke daha iyi. 28 yaşında 3,5 yarım yıldızday ve Ramon'un hepsi 11-11-11, 14-13-14 hiç fena bir teknik değil 3. lig için. O yüzden e, Tolkey'le imzalamak istiyorum. Az takıma takviyeyi geç kursuna göndeririz ya. 120 bin. Yani biraz fazla istedim. 3 senelik bir de of. Yani gelecek sezonu da kaldırır da. 2 senelik desek çok mu şey olur? 99'da 3 sene 99'a yalnız Havada atladı satış bedelinden de yüzde 20 Biz bunu satarız ya Biz bunu satarız en kötü Sıfıra veririz 100.000 euro çok fazla büyük bir maaş değil El, elbette alıcısı çıkar Şimdi e, Bir diğeri Şey alacağım Neydi ismi? Ekoko. Ekoko'yu alacağım. Sağ tarafı çünkü bir tane yedek ihtiyacımız var. Kevin 90 dakikayı çıkartamıyor gibi. Yedek oyuncu diyor. Peki 78 maç uzatmayı kaldırdım. 57 civarı gelir, harika olur 6 ay. 57'ye gel ya. Tamam 62 olsun. 62 dedim. 67 mi? 62 de. Tamam 71 o. Nalet gelsin. 68'e falan razıydım zaten. Hadi 71 olu versin. Fiziği fena değil. Tekniği güzel. Tecrübesi aslında yaşına göre bayağı zayıf ama şu an için daha iyi seçeneğimiz de yok açıkçası. Şimdilik böyle gideceğiz. Bir tane de e, orta sağ alma gibi bir düşüncem var. Ya Mehmet Ekici bayağı sevr anlaşması gibi diziyor. Mehmet Egeci bence değmez. Teknik inanılmaz da o fizikle nasıl olacak? Baksana şuna sayfa sayfa akıyor maşallah. Aslında bütün oyuncuları gönder gönderdikten sonra paramız yetebilir ama değer mi değmez mi? Ben kararsız kaldım ya. Dört yıldız diyor her şeye rağmen. Dayanıklılık yok hız hızlanma yok. Kevin'i aldık mesela. Hiç dribbling yapmıyor bile yani. Al ver. Biraz sanki artık topla koşabilecek oyunculara e, ağırlık versek daha iyi olacak sanki. Hadi Kevin'i beke koyabiliriz. Bekle oynar. Sıkıntı yok. Çünkü sağ tarafa Eko koyu koyunca Ekoko'nun fiziği iyi olursa onu oynatırız. Parky e, Parki Young Açıkçası 4 yıldız gözüküyor ama bize çok da fazla bir şey verdiğini söyleyemeyeceğim. Belki onunla yollarımızı ayırırız. Hadi bakalım. Benlerin canı sıkın. Fisher'ı sattım diye morali bozulmuş. Neyine morali bozuldu hiç anlam veremedim açıkçası. Sercan'la konuşup şu problemi çöz diyeceğim. Sercan da karamsar. Ya Allah takıma bir şey oluyor bilmiyorum. Bu sene olmayacak galiba. Baksanıza. Daha sezonun ilk başında zaten Sercan'la bir tartıştık. Yıldızımız hiç barışmadı. Bence Sercan'ı göndermek şu an için en mantıklısı olacak ama yerinize kimi alacağız? Onu neyi anlaşıyorsun? Bir konuş ya. Allah Allah. Cık. Derdine derman olamadı. Polemiğe girsek mi? Bence polemiğe girmeyelim. Ya onda konuştuğumuz zaman bir şeyler diyorsun filan. Ondan sonra iyice atar gider yapıyor. Hiçbir şey demediğin zaman bence unutur. Bazen hiç konuşmamak en mantıklısı. Şimdi giden oyuncular gitti. Tamam. 1 milyon euroluk bir maaş bütçemiz var. Şöyle bir tane oyuncu var. Ofansif orta saha. Bir tane de sağlam ofansif orta sahamız olsa güzel olur aslında. Tamam dedim. Bu neymiş? Standart pek bunun takımı var. Takım olanları geç. Şimdi bir tane de orta saha denemeye çağırdım. Jesus Marimon diye. Merkez orta saha hücum. Çünkü ak kaynak çok yoruluyor. Biraz daha onun yerine iyi bir oyuncu en azından ona yedek olabilecek bir oyuncu koyabilirsek iyi olacak. Şu an için kadromuz bu. Şu Holz'u göndermek istiyorum. Barzeli göndermek istiyorum. Şunlara bir sıfır yani parasız göndereceğim alıcısı çıkarsa. Ofansif orta sağ diyorum ama mesela şu e, Gabriele'yi de göndermiş. Gerçi Gabrieli sağ taraf oynuyor mu? Kanat da oynuyor mu? O kadar da değil. Şunu da sıfıra gönderebilirsem göndereceğim. Bunlara alıcı çıkmadı. Furkan dursun. 23 yaş altılar önemli. Kirş dursun. Vallahi çok da bir şey kalmadı. Şimdi mesela bir daha Mehmet'e e, ...deneyebiliriz. Mutlak görmek isteyeceği bir isim diyor. Bence bizim bu yıldız isim... ...tutkumuz başımıza bela açacak ama. 237'yi şu an verebilirsin diyor. Değer mi? Ak kaynak varken bence biraz gereksiz fantezi kalabilir. Hazırlık maçı yaptım ben o arada uzun bir boşluk olduğu için. Oraya koydum ikinci yarıda. Bir tek duran topta kendisini gördük yani. Biraz şöyle 150'lere filan inse en azından. En çok kazanan eşitleme maddesini falan kaldırsa. Bilmiyorum ya. Bir taraftan da alayım güzel olur heyecan olur diye düşünüyorum. Bir taraftan da mali durumu yani iyice zaten şey yaptık takımı batırdıktan sonra bir oyuncu için ne anlamı var? Bence biz şu Marimon'u bir bekleyelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Evet, Ekoko meselesi tamam. 71, e bin Euro'dan anlaştık. Yedek oyuncu niteliğinde. Türk gücüne ha hayırlı uğurlu olsun. Zorba'nın gelişimi gayet güzel. Böyle devam et. Aşırı kuvvet antrenmandan mutsuz geç. Bireysel antrenman faydalı değil diyor. Neyini geliştirelim? Bu saatten sonra top kontrolünü falan çok fazla geliştireceğini zannetmem ama. Hadi orta çalıştıralım. Tom Aralık ayının en iyi oyuncusu ödülünü kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. İyi bir performans. Evet Yıldır Baş Türkiye de ödülü. Teşekkürler. Devam edelim o zaman. Bu arada sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan oyunculara bakmadık. Bakın listede kim var? Bilmiyorum tanıdık gelecek mi? Deneyelim mi şansımıza? Hadi bakalım. Hoppa! Ömer Faruk Beyaz gelmek istiyor. Basamak kullan. Ne istiyorsan tamam ya. Ne istiyorsan tamam. Gel. 300 bin euroya çat diye gelir mi acaba? Serbest kalması var. Hadi bakalım. Yalnız var ya şu an 300 bin euroya e, alırsam çok gülerim. Ne basın toplantısı? Ekoko. Tamam ben bunu buraya atlayayım. Bir de kiralık listesine bakalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Ee, sol tarafta şöyle bir oyuncu var. Pek iyi değil gibi. Sidi Sane. İyi midir acaba? Bunda sanki biraz hız, hızlanma var gibi gözüküyor. Şöyle bir şansımızı denesek. Gönderilebilir desek. Gerçi maaşı da yüksekmiş ya. Öyle çat diye bastık ama. Bir şeylere bakalım. Maaşı olmayanlara bakalım. 65 geç. Oyuncunun profili belli değil. Bir şey belli değil. Ben şey şunu geri alayım ya. Dayanıklılık 1.9 diyor. Boş ver. Zaten maaş yükünden daha yeni yeni kurtulduk. Tekrar başımızı ağrıtmasın. Bak bunda bir şeyler var gibi. Dur bakalım gözlemci gönderim. Raporlar geç geliyor ama belki gelir. Bir de şuna şuna gözlemci göndereceğim. Tamam. İki tane transfer teklifi var. Ne teklifi? Kiralama. %60 yok ya dursun. Belki yedek oyuncu bize lazım olur. Başka ne kaldı? Şunu göndereceğim. Yeterince iyi bir oyuncu değil. Bunları da artık yavaş yavaş gönderiyoruz. Artık e, maçımıza doğru ilerleyelim o zaman. Hayda! <laughs> Hayda! Ömer Beyaz kabul etti. Kabul etti ama kasada para yok. Yönetimle görüşeceğim. Ömer Beyaz'la ne kadar iddialı olduğumuzu gösterelim. şöyle yapalım. Rakiplerimizden geri geride kalacağız. Hayati bir önem taşıyor. Kabul edelim. Ne yapalım? Ertelemeyeyim de. Erteleyeyim. Ya yani parayı nereden bulacağız? Bir daha teklif versem. Vallahi 3. Ligi Ömer Beyaz alıyordum. Ya 300 bin euro var diyordun hani. İmzalara filan para yetmedi ya. İmzalara filan fa para yetmedi. Dur 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 beyler bir şansımız daha var. Basamak, Antönür. Şunları kaldırsak acaba çok ister mi ya? Madem iş ciddiye bindi. Tamam ofansif oyun kurucu oynatırız. Takviyeyi de geç. Basamak olarak kullan. Kullanma. Deme. Şu imza parası sıkıntı galiba bizde. İstediğini versek 126'yı. Tamam coşmayayım. 300 bin euro demeyeyim ama ne istiyorsa vereyim bakalım. Bu sefer kabul edecek mi? Allah'ım benler bir düş yakamdan ya. Konuşmayayım tadımız kaçmasın diyorum. İlla diyaloğa gireceğiz. Ne diyelim? Vay ciddi potansiyeli olan oyuncular vardı diyorum. Ya Bentner. Bak oğlum. En kısa zamanda onun yerini diyeceğim. Sol bekte oyuncu ihtiyacımız yok ki. Şöyle yatıştırsam. Kimse kulüpten iyi değildir diyeceğim. Kollarımı iki yana açayım. Tatava yapma işine gücüne bak ya. Allah Allah çocuklar bana ne kadar kötü davrandığınızı görmek isteyecek. Ne oldu birader ya? Ya boştaydın kimin kimsen yoktu. Aldım seni yıldız yaptım star yaptım. Başıma gelene bak. Bak Jack Bado'nun ne hemfikir. İkinizi de gönderiyorum aslanlarım. Abi bu kadroyla biz başarı sağlayamayız ben size söyleyeyim. Buraya kadar biz iyi geldik yani. Dördüncü sıradayız 27 puan. Her gün isyan her gün kavga hangi biriyle uğraşayım ben? Tolke başka takımın teklifini kabul etti. Öyle olunca alternatiflere yönelmemiz gerekiyor. Şurada ya yeni sözleşme imzalatacağız. Ya da George Johnson diye bir oyuncu var. Johnson. Bu da hiç fena değil fizik olarak. Fiziği de var, zihinseli de var, yaşı da iyi. 86 harika bir transfer olur diyor. Şunu şeyden kiralasak 183 bin euro. Biraz tuzlu ama bir senelik. Şunu bence bir kiralayalım. Şuna da bir teklif verelim. İkisinden biri olacak gibi. Şey geç. Bak bunun şey de fena değilmiş ya. Maaşı da gayet uygun. 57 bine filan. Tamam 62 bin. Burası da böyle. Adam da fena bir oyuncu değil ya. Ben ilk önce açıkçası Adam'ı istemiştim. Ondan sonra diğeri daha iyi gibi geldi. Zihinsel olarak bayağı güzel. Ama kiralık oyuncu olursa o biraz daha iyi gibi geldi bana. Diğer başka şeylere de bakalım. Şuradan bir baktım ama pek sağlam. Henry'nin profilini bilen var mı? Nasıl bir oyuncu? Şuna bir gözlemci gönderelim. İmza da attırılabiliyor ha. İşte buradan anlamak kolay değil ya. Erik Merten. Bu da bir şey iyi olabilir. Şu anda bir bakalım. Geç. Türk Okan Turp. Geç. İyi olsa herhalde bilirdik. Tamam şöyle bir devam edelim. Duruma göre bakacağız. Sıradaki rakibimize bakalım. Dresden iletişim ani çıkış. Dribbling soğukkanlı konsantrasyon. 16. ve 30. dakikalar arası. Peki 6 tanesi ara paslardan kaydedildi. Ceza sahası dışından çizgi ortalar. Peki şimdi maça geçelim. Maça geçmeden önce bir tane şu Marimon diye bir oyuncu Onu şey yapmıştım Çağırmıştım Bu da bence Ak kaynak tarzı bir oyuncu Bir tık daha düşük Şu maçı bir oynayalım da Acaba şeyin fiyatı düşer mi? Mehmet Ekici'nin Maaş isteği Biraz bekletsem mi? Onu da elimizden kaçırır mıyız? Şu orta sahi bilmiyorum takviyeyi geç, antrenörü geç. Ülke alışması için vay anasını ya Mehmet. Mehmet yani ya bir şey diyeceğim. Biz bu ben Ömer'e zaten 300 küsür veremediysem Mehmet'e 277'yi zaten veremem. Peki şu mu şu mu? Bak bu biraz daha iyiymiş. Bu sol tarafta da oynuyor. Sol tarafta yediğimiz var mı? Sol tarafta yediğimiz de yok. O zaman Elevato biraz daha iyi. çalışkanlığı zayıf ama fiziği filan harikulade. Gel bakalım. Oo, bayağı iyi. Maaşı da bayağı bayağı iyi. 52'ye bunu sararız. Şöyle 52. Ne pis pazarlığım varmış be. Heh. Tamam. Evet. Dinamo maçına geçelim. Sercan'ın hafif bir sakatlığı var. Sercan oynasın. Poz. Ekoko gel. Şöyle mi yapayım yoksa? Buraya alıp. Şunları kanat bekleyeceğim. Kanat bekleyeceğim. Şuraya. Ekoko'yu alsam nasıl oynar acaba? Burada çok iyi oynamıyor ya. Ama böyle kalitesi sanki takımın daha iyi oldu. Şuraya e, kirşi alacağım. Kadro bu. Hadi bakalım. 3 olmasın ya. 27 olsun. Ekoku mevkisi dışında oynamak istemiyor. Sağ tarafı bir tık şeye atayım. Öne atayım. Haydi beyler bana neler yapabileceğinizi gösterin. Gel seni bir tık öne atayım. Kanat oyuncusu. Oynarım diyorsun. Kanatlardan o zaman topu pivot Santorfor'a değil de kanatlara atsın. Biraz daha kısa pas yapalım. Evet. Rakip çift forvet oynuyorlar. İki forvete de Markaj ve pres yapalım. Şöyle bir başlayalım. Haydi bismillah. Daha çok çabalayın diyorum. Ekoko topun başında içeri doğru kesti. Arka direkte kim var? Sercan yapıştırdı be. Sercan yapıştırdı. Aslanım benim. Türk gücü bir sıfır önde. Ekoko içeri doğru çok güzel kesti. Sercan ayağının içiyle inanılmaz yapıştırdı. Bravo Sercan. 28 puanımız var. Taç atışını kullanan Hartman. Stark. Montak İçeri iyi kestiler. Üstten dışarı çıktı top. Topla oynama ne durumda? Onlar daha iyi. Ekoko. Vur arka dire. Ah be. Yalnız Ekoko'nun duran topları bayağı tehlikeli beyler. Ama niye bunlar bu kadar toplu oynuyor onu anlamadım. Şimdi biraz daha konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Yine tehlikeli bir nokta. Hadi be kullandırtmadı. Harp mantaj atışını kullandı. İçeri doğru kesti. Edim kafayla uzaklaştırdı. montakta top. Uzun çok kötü yiyorduk var ya. Biraz daha dengeli ya. Parmakla işaret et. Rehavete kapılmayın. Maç henüz bitmedi. Durant top. Stark'la oynadılar. Kaptırırsa kontrol olur. Geri döndüler. Basan var mı? Benler orada bekliyor. Sağ tarafta boşluk var. Ceza sahasına girdiler. Ay, ay Kevin. Kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sararıp soldum ya. Löve. Ben altıyı kullandı, durum birbir. 1, 1 Montakta çatışını kullandı. Jackpot, Tom, Kirş. Tekrar Jackpot'a. Sercan güzel paslaşmalar. Bentner uzaktan bir şut. Ah be. İnanılmaz bir şut geldi Bentner'den. Uzun bir top şimdi. İndiren var mı? Adam indirdi sol tarafa. Al onu. Oo, Kevin iyi. Kevin orada olmadı beyler. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Ceza sahasına paslaşarak gir diyorum. Cagba gol geldi. Gol geldi işte bu be gol geldi. Bu maç öyle henüz bitmedi. Bu sezon 15. golü Tom'un. Durum 2-2. Cagba çok güzel kesti. Bir gole daha ihtiyacımız var. Çocuklar başarabiliriz. Biraz daha çizgi yemeden ortalar. şimdi. E mu çıkardım ben? Ay Kevin'i çıkardım diye biliyorum. Tüh. Biraz daha ofansif oyun kurucu ileri çık. Sercan golünü attı. Gel bakayım. Hedef kanat oyuncusu hücum. Ekoko'da iyi başlamıştı ya. Farkiyang, Bantler, Farkiyang, Akkaynak. Vur onu aslanım benim be. İşte bu kadar. Üçüncü gol geldi. Oh be. Şimdi skoru tutmamız lazım. Akkaynak çok güzel vurdu. Geç. kendi evimizdeyiz. Allah'ım. Allah'ım şuradan kurtul. Ha. Tam adak adayacaktım. <laughs> Kurtulunca vazgeçtim. Gerek yok. Disiplinli. Elle kısa oyna. Daralt. Volat uzun oynadı. Tom indirirse, Ventner alabilir mi? Alamadı. Ah Ventner. Yalnız daha pozisyon henüz bitmedi. Vallahi yiyeceğiz. Yemeyelim ya. Basona içinden geçti. Yedik. Vallahi yiyorduk ha. Son 10 dakika. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Şuradan bir 3 puanı çıkarabilirsek harika olacak. Ya 10 dakika verseydin keşke ya. 4, 3, 2, 1, 0. Şükürler olsun. Çok güzel bir galibiyet çocuklar. Aferin. Evet. Ekoko ilk maçına çıktı. Güven de verdi bence 60'a kadar Kevin 60'tan sonra e, Ekoko çok güzel olacak. Kevin'i bekle oynatmak artık hata. Hamleleri bayağı ağırlaşmış. Beyler ikinci sıradayız. Ha? O kadar probleme rağmen fena gitmiyoruz yani. Da şu üçlü bizim zaten bütün havamızı keser gibi gözüküyor. Köln, Bayern 2, Kaiser. Hadi bakalım. Evet Ömer Faruk Braga'nın teklifini kabul etti. Orada çat diye 300 alıp çekip çıkartacaktık ama mali gücümüz yetmedi ne yazık ki. Ondan sonra da normal maaşını verelim dedik. Öyle olunca da Braga'yı kabul etti. Alsaydık bile pek elimizde tutamazdık gibime geliyor. Yola açık olsun. Daha fazla hücum tekniği istiyorlar. Hücum tamam, teknik tamam. Yani şu hafta bitsin ondan sonra zaten yapılacak sıkıntı yok. Evet Eli Velto, iyi bir oyuncu. Hem sol tarafta oynuyor hem de ofansif orta sağ oynayabiliyor. Bizim bir tane şey taktiğimiz var ya kanat bekli ta taktiğimiz. Oraya bir tane ofansif sağlam bir ofansif orta sağ lazımdı zaten. Hemen şuradan ayarlarımızı yapalım. Ters ayaklı kanat oyuncusu diyelim. Hücum diyelim. Şu an 4-4-2 ile gayet iyi oynuyoruz. O yüzden e, çok fazla değiştirmeyeceğim. Deplasmanda aslında genellikle farklı bir oyun oynamak mantıklı ama fark yiyen haftanın oyuncusu e, seçildi. Basın toplantısını geçiyorum. İki stoperin anlaşması da tamam. Edim gayet iyi bir stoper. Sağ ayaklı. Ama ben Johnston'ın bizim için daha iyi bir katkı olacağını düşünüyorum. Şöyle iki oyuncuyu da kıyaslayalım isterseniz. Son bir kararımızı vermeden önce. Orta konusunda daha iyi. Fast'a Cansın e, daha iyi. Penaltı serbest. Bunlar geç. Bunlar göz boyama. Bir tık top kapması var. Ama burada markaj var. E, kafa vuruşunda da Cansın daha iyi. İlk kontrolü biraz daha iyi. Şurada pozisyon alması bir tık daha iyi. Takım oyunu vizyonu daha iyi. 11-11 Şeyin Johnson'ın bize maliyeti kaç? 183 bin euro. Yani. Adam'ın üzerinden biraz para da kazanabiliriz. Adam'ın maaşı 62 bin euro. Johnson bizi biraz fazla yüke sokuyor gibi. O kadar bir avantaj sağladığı da yok. Kararsız kaldım bir an. 11-11 Valla hemen hemen her şeyde daha iyi ya. O zaman Nedim aldım. Fikrimi değiştiriyorum. Johnson'ı kiralayacaktım. 183.000 Euro bizim için gereksiz yük. Hem de kendi oyuncumuz olacak. Belki üzerinden de para kazanırız. Hayırlı uğurlu olsun. Facialar bitmek bilmiyor. Bu sefer de benlerle çatışmaya başladık. Kardeşim benim otoriteme saygı göstereceksiniz. Antrenman performansınız belli bir standart erişmezse maçlardaki performansınız da iyi seviyeye gelmez. Vallahi sana verdiğim zamanı gözden geçireceğim o zaman. Sercan'a da yaptım sonrasında çok verim aldık. Bana dik bak bana dik gidiyorsunuz. Gel bakayım Edim. Sana yeni bir partner buldum. Bak Kirş gibi oldu ya. Furkan Zorba, Kirş, Ak Kaynak. Bu üçlü yani yemin ediyorum çalışkanlıkta bir numara. Sizi oynatıyorum aslanlarım. Evet artık maç günü yaklaşıyor. Bu arada ben nerede yeni söz şey başka bir takımla sözleşme imzaladı Red Star'la sözleşmenin sonu için vallahi çocuğun kariyerini yeniden canlandırdık ya. O Stankovic Reis orta sahadan attığı e, gol hala akıllarda. Hayırlı olsun o zaman. Ne diyelim? Yani bu saatten sonra ne verim alacaklar bilmiyorum ama biz şu sezonu e, kurtaralım. Bize yeter zaten. Hadi bakalım. Evet. Köln karşı, karşılaşmasına bu şekilde çıkacağız. Bantler bana dik gittiği için e, biraz kenarda oturacak. Şimdi e, rapora bir bakalım isterseniz. Zaten ihanetin haddi hesabı yok. Anında imzayı çaktı. 4-4-1-1 e, Bir tane şu ofansif orta sahaya tutacak bir oyuncumuz olursa daha güzel olur diye düşündüm. 26 asistin 10 tanesi sağ taraftan kaydedildi diyor. Güzel. Kafa Orta teknik güç konusunda sıkıntıları var. Takım oyunu ve pas konusunda da sıkıntılar yaşıyorlar. Şöyle bir başlayalım bakalım ya. 3 8 Biraz daha şöyle 12 falan verelim. Taktiksel olarak bu dizilişe 4 oyuncu yatkın değil. Adam söylenenlere katılmıyor. Ayakta savunma oyna ıı, karakterine uygun değil. Adam başımıza eş almaz inşallah. Yumrumuzu sıkıyoruz. Serinizi devam ettirmek için gerçek gücünüzü gönderin diyorum. Hemen şurayı unutmadan forvetimizi ve defansif şey ofansif orta sahamızı bir tutalım. Temkinli başlayabiliriz. Yaratıcı oyun. Tamam, çizgi yemeden ortalar. Hatta bence kısa faso oyunuyla da güzel işler yapabiliriz. Şöyle bir başlayalım bakalım. Biraz yüksek diyelim. Haydi bakalım. Daha çok çabalayın diyorum. Topla oynayan taraf kön. Şimdi 60-40 oldu. Biraz daha dengeliye gelsek. Biz yine çizgi ortalarımızı yapalım. Merkezden kanatlara gitmeyi deneyelim. Risse duran topu kullandı. Güzel müdahale. Ama top yine tekrar Risse'de kaldı. Çevirebilir. Güzel çevirdiler. Şurada bir hata yapmıyorlar ya hiç. Bir türlü kontrol imkanı bulamıyoruz. Şimdi bulduk Akkaynak. Koşan Tom. Sağ tarafta Ekoko var. Ya kramponda kurban yardı geçti. Ekoko. Çevirdi. Oğlum nereye çeviriyorsun? Kaleye vursaydın bari Kirş. Sol tarafta Elvelto. Sağ tarafta Zorba. Kesti. Tom. Az farklı dışarıda. İyi bir fırsat yakaladık. İkinci yarı biraz daha pozitif başlayacağım. Fena değildik beyler. Devam edin başarabiliriz. Biraz daha pozitife geldim. Şimdi dakika 65 oldu. Ben diyorum ki 4 4 2'ye dönelim. Şöyle yapalım. 4 2 4 hatta. Hangisi daha iyi durumda? Şeyi bir görebilirsem Burada Kiriş burada Şey biraz daha iyi kirişi çıkartalım Bender gel bakalım 4-2-4 pozitif Tamam çizgi inmeden ortalar Pivot center for toplarımız Buradan sonra artık galibiyeti yoklayacağız Başarabilirsiniz çocuklar diyorum Veys. Sol tarafa doğru isabetle Onu bir alabilseydik çok güzel olacaktı. Bas ona. Aldı parkı yan. Ya şunları bir düzgün atın ama ya. Bir daha aldı. Ekoko sen de biraz mücadele et be kardeşim ya. Bapo. Tekrar fiste. Bapo. Al onu. Bravo zorba. Uzun bir top. Sağ tarafa doğru ben Oho. Sözleşmeyi imzaladı. Koşmuyor bile. Bravo. Akkaynak. Adam sonunda biraz güzel futbol görmeye başladık ya. Akkaynak. Ekoko. Dön merkeze. Bak boş. Ha şöyle. İlla üzerine mi tıklayayım? Bentner. Ulan Bentner ya. İki değişiklik hakkımız daha var. Sercan, gel. Bir de şöyle look artı biraz daha deneyelim. Yükleneceğiz. Ya bir gol bulabiliriz sanki. Şuradan bir gol bulabilmemiz lazım. Haydi bakalım, Furkan! Sercan! Çevirdi. Arka direk. Lan oğlum toptan kaçıyorsunuz ya. Hiç utanmanız da kalmamış. Bravo Lukart. Parkey Young. Ekoko. Benlerin gelişi ve gidişi o kadar hızlı olacak ki. Hadi be. Şimdi kale vuruşu. Abicim biraz şansımız yaver gitse. Biraz ya şu dönenler bir bizde kalsa. Furkan haydi son hatamız. Sercan dikine gitti Sercan. Ya se o Sercan aslanım benim be. <laughs> ya Sercan derken golü de attık var ya. Böyle bir gol yok ya. Vallahi böyle bir gol yok. Basıyorum ama. Hacı, <laughs> şimdi size. Nasıl anlatılabilir? Böyle bir gol yok. Böyle bir vuruş yok. Buna füze mi demek lazım? Ne demek gerekiyor? Ama Hacı dedik her şeyin özeti. Hacı, bakın şu hacıya bakın. Şu vuruşa bakın. Enfes bu enfes başka ne diyebiliriz? İki sefer hadi ayağa kalktık seni alkışlıyoruz bugün de. Hacı ustasın sen usta. Yeme. Bravo Volat. ipten aldın bizi var ya. Aman diyeyim. Vur gitsin. Sercan var ya. I love you Sercan. I love you Sercan diyorum sana. I love you Sercan. I love you Sercan. I love you Sercan. I love you Sercan. Bitir hocam artık. Biz istediğimizi aldık. Bapo. Sağ taraftan aldı. Sercan. Bravo. Sercan'ı yalnız 60'tan sonra alınca daha bir şey oldu ya. Ya şanındandır aslanım kralsın. Bugün her şey bizden. Beyler bak. Son saniyeler. Konsantrasyon aman diyeyim. Furkan Zorba da iyi oynadı yalnız. Şöyle biraz kadro rekabetini de arttırmak lazım. Kaç haftadır çocuk iyi çalışıyor. Evet şükürler olsun diyorum. 4-1-2-3 başladık. 4-4-2'ye döndük. Bizim ben size çok açık bir şey söyleyeyim. E bizim tek forvetle gol bulma şansımız çok çok az. Yani 3. ligde, 2. ligde buralarda hep şey oynamamız lazım. Bravo Furkan. Buralarda hep 4-4-2 oynamamız lazım. Şimdi Bayern 2 ile çok zor bir maçımız var. Benlerle yine facia. Yani bu çatışmalarımız ne zaman bitecek? Sanırım durumu kabullenmeyeceksiniz. Yazık oldu dedim. Konunun böyle kapanmasına izin vermeyeceğim diyor ya. Yalnız sağlam gelişiyor ha. Benden niye böylesin? Kevin, seninle de konuşacağım Kevin. Gel buraya. Standartların düşük Kevin. Ya ben bu yıldız oyunculara diş geçiremiyorum ama. Benedikt iyi oynuyorsun. Güzel. Furkan'la konuşmuştum zaten. Bir de şey övelim, Ak kaynağı övelim. Yolumuza devam edelim. Sıradaki rakibimiz Bayern 2. Ee, Ekoko hafif bir grip sakatlığına grip sakatlığı. Gribe yakalandı. Ee, birkaç gün yoktu. Onu şimdi riske atmak istemedim. Bir de sol tarafta Sercan cezalı olunca acaba şöyle mi oynasak diye düşündüm. Aslında 4-4-2'de de yani 4-2-4 Bayern 2'ye karşı biraz daha savunma oynasak sanki iyi olur gibi ama. Biraz daha şunu gizli libero gibi oynatıp üçlüye dönersek. Çünkü onlar 4-4-2 oynuyorlar. Biraz daha iyi avantajlarımız olur diye düşünüyorum. İşleri iyi giderken boşuna mı risk alıyoruz acaba? 4-4-2 yani fena fena değildi ya 4-4-2'nin. Bence 4-4-2'de iyi oynuyoruz ama kazanırken bir değişiklik yapmak lazım. Şu an derin düşüncelere daldım. O zaman şöyle başlayayım tekrar. Kevin gelsin. Biraz daha şurası zaten hücum. Zorba iyi oynamıştı ama bu maçta biraz daha tecrübeli bir oyuncu bizim için faydalı olabilir. Hadi bakalım. Kanatsız oyunda çok mantıksız değildi ya. O otomatik olarak mı? Bir sahnesine taşıyabilir diyor. Aman diyeyim beyler. iyi ki şey çıkmışız. 4-2-4 çıkmışız. Oo, Alp fıtı fıtı oynuyor. Şu ikisini bir defa bir tutun. Tamam mı? Kendi evimizde olduğumuz için hadi temkinli başlayayım ben yine de. Dengeli alacağım zaten. Sıkıntı yok. İyice alanı daraltsak. Kanatlardan oynamaya zorlasak. Çünkü merkezdeki iki oyuncuyu boğmak istiyorum. Özellikle Arp çok tehlikeli. Hadi bakalım. İlk 10 dakikada sıkıntı yok. Topla oynama bizde. Daha çok çabalayın diyorum. Daha bismillahından hata başladılar. Basın şuna iyi pas yaptılar. Güzel kaptık. Kaptırdık tekrar. Lan tam ay, ayda yılda bir top kapıyoruz. Onda dakikasında geri verdik. Dantas. Geri döndü. İyi paslaşmalar. Sağ taraftan of. Enfes geldiler. Enfes geldiler. Bunların şakası yok gibi. Dantas içeri doğru kesti. Kesmesiyle birlikte atak da bitti yatışını atışını kullanacak olan yine Bayern. Kevin orada güzel markaj yaptı. Dantas. Evet. Ak kaynak iyi markaj yapıyor. Biraz daha topa dal demek lazım sanki ama. Kan gövdeyi götürür diye korkuyorum. Arkasına isabetli değil güzel. Çok mu geri çekiliyoruz acaba? Biraz daha ileri çıkacağım ya. Stiller. Dantas uzun toplar da kar elde etmedi. Arp araya çok güzel kaçtı kaçar da. Kim o Edim mi? Edim'e bireysel talimat vereceğiz. Edim tut. Edim tut. %40'a %60. Başarabiliriz çocuklar. Hay kaval kemiğine ya. Erol oynar mısın sağda? Oynar. O daha iyi olur vallahi. Gel, gel Erol. Biraz daha roya, ayı boğan gibi bir çocuk olursa. Valla 0-0 iyi kurtardık bence. Mutluyum. İyi bir performans var. Biraz şans bize dönerse bu maçı alabiliriz. Sonunda bir atakta bizden Tom. Aldı döndü. Tom Allah aşkına oradan vurma da. Kevin. Verdi sağ tarafa Erol. Çevirdi ak kaynak. Güzel orta gol getirir. Erol çevir. Bentner vur ona. Ah be Bentner be. Ah be Bentner be. Kaç tane gelecek öyle pozisyon. At artık şunu. Genel olarak takım iyi durumda. Yavaş yavaş yorgunluklar başladı. Şimdi Jack Baçık Furkan orada temposuyla güzel bir şeyler yapabilir. Bir de bence aslında Kevin iyiymiş ya. Çağ şeyde oynuyor. Ekoko oynuyor. Gel. Solda da oynuyor. Tam bir joker. Toplara sağdan değil de soldan gitsek. Şöyle kanatlardan desek. Haydi bakalım. Lawrence, Dantas. Oğlum bir zahmet et geri geri kaçıyorsun. Benler var ya sana çok kuruldum aslanım. İmzayı da attın. Nasıl sakatlanmasam da Red Star'a gitsem diye Arp birebir kaldı affetmeyecek. Oh be Volat dengeliye döneceğim ya. Son 10 dakika bir şok tedavisi yapayım mı takıma? <laughs> Bana bir şok tedavisi yapacaklar şimdi de. Beyler şok tedavisine inanın. Kaleyi gördüğünde vur. Aha. Zorba. Tom. Ekoko. Diri bir oyuncu. Akkaynak, Bentner. Hay senin atacağın pası Allah'tan kaybetmedik Tom. Çevir. Bentner vur artık Bentner. Neredesin ya? Fasa atıyorsun orada çıkacak vuracak halin kalmıyor. <laughs> bir adam pas atmayla enerjisi tükenir mi ya? Son 10 dakika bizim dakikamız beyler. Valla. <laughs> yapıyoruz bir şeyler ama hayırlısı. Kevin indir. Aslanım indirdi lan. Ya alsana Akkaynak. Ay sizin ben yiyeceğiniz gole. Vallahi bitirişler çok kötü. He, hele ki Arp yani Hiç beklemiyordum bu kadar kötüsünü. Ne diyeyim artık çocuklara ya. Kevin çık aslanım. Korkanın çocuğu olmaz bu saatten sonra. Gel. Bütün kozlarımızı oynuyoruz ya. Haydi bismillah. Bence şuradan beraberlik de iyi yani. Tom indirdi. Ak kaynak. Bitir. Lan oğlum. Gizli forvet koyabilsek oraya değişiklik hakkımız yok ki. Tam Gabriel'in dakikalarıydı aslında. Eyvah. Facia. Anderson. Dantas. Kesti. Resmen facia ya. Ha Beyler. Tamam bu işin şakası kalmadı. Güldük, eğlendik. Yeter. Hemen şunları seri halde değiştiriyorum. Skora yatıyoruz. Dön bebeğim dön çaresiz başım. Evet 0-0 aldık 0-0 aldık yine de motive edeceğim ya ulan benler tereddütlüsün tabi orada yani birkaç tane pozisyonu yine harcadın İmzayı attın o günden beri yoksun aslanım yine şuradan seri bir şekilde <laughs> deneme manyağı oldum var ya dayanamıyorum şu çocuk acaba keşke öber, öbür stoperi almasaydık dedirtebilir ya şunda bir şeyler var gibi. Bak bunu alırsak e, defansif orta sahalardan birini satabiliriz. Şu çocukta bir şeyler var sanki. Hadi bakalım ya. Yıldırab Baş Türk Türk Gücü takımının borcu üzerine durdu. Hayda. Oyuncu ve teknik heyette feda demeyenlerle yollarını ayırmaya başladı. Tam şampiyonluğa gidiyoruz feda mı oldu? Transfersiz başlangıç dediniz bizi bitirdiniz. Vallahi transfersiz başlangıç bizi bitirdi. Biz daha fazla artık oyuncu oyuncu denemesek iyi olacak. Hatta Birkaç oyuncuyu da almasam da olabilirdi ama çok da güzel gidiyoruz ya. Ne yapalım kovulursak artık kendimize başka bir takım bulur yolumuza devam ederiz. Hayırlısı olsun. Sıradaki rakibimiz Kaiser. Deplasmandayız. 4-2-3-1'e 5 gol fırsatı diyor. Bak şimdi burada bizim kanatsız oyunumuz, oyunumuzu oynamak mantıklı olabilir. Ceza sahası dışından diyor. Peki. Geç bakalım. Şunu oynayacağım burada. Gizli forvet buradasın. Philip buradasın. Sola Zorba. Ya Kevin bekle biraz. Olmuyor Kevin ya. Biz böyle devam edelim. Şey gelsin. Serdar gelsin. Ekoko da var aslında. Kevin'i mi dinlendi? Kevin sağ tarafta iyi bir yedek olabilir yalnız. Kaleci çıkartamıyoruz. Tamam Sercan. Ekoko gelsin. Ekoko çıksın o zaman. Furkan yalnız geride aşırı sıkıntı yaratabilir. Haydi bakalım. Fazla mı risk aldık? Oo. 16 oyuncu bu diziliş ile savunmada açık verebiliriz diyor. Beyler. Yani en çıkılmayacak maça şeyle çıktık. Bu taktikle çıktık. 4-1-2-3'e mi döneyim yol yakınken? Dönebiliyor muyum bu kadroyla? Şöyle. Şöyle. Biraz böyle başlayalım o zaman. Sağda çok çok zayıf oynuyor. Hadi şöyle bir girelim. Taç atışını kullanan reyder Röser. Hikmet Çiftçi. Kirş aldı. Uzun bir top denemesi. ben Bentlere gelmedi. Zorba. Elivelto. Zorba uzun oynadı. Ter ters tarafa doğru. Parkey Young. Farkiye Yang iyi gitti. Tom. Ak kaynak. Farkiye Yang çevir. Vur ona. Fena oynamıyoruz. Ben şeye döneceğim ya. Oyuncuların gazına gelmeyelim. Şununla bir şeyler yapabiliriz. Bu arada şeyleri mentaliteyi de değiştirseydik. Biraz daha disiplinli olsun. Başarabilirsiniz çocuklar diyorum. Çok fazla dokunmayacağım ya. 54 ile biz iyi gidiyoruz ama eyvah ak kaynakta bir sıkıntı var biraz daha şunları öne aldım yukarı gel bakayım. Yine disiplinli diyelim. Tamam. İyice sıkıştırsak mıydı oyunu acaba? Yo biz şöyle yapalım. Tamam. Taktik ayarlamaktan taktik manyağı oldum. Beynim yandı. Güzel beyler güzel. Çocuklara her fırsatta moral aşılamaya çalışacağız. Eyvah Furkan da gitti. Bir değişiklik hakkımız var. Sessa tehlikeli bir nokta. Arka direkte Volat aldı. Hızlı bir şekilde. Bak Benner burada. Haydi Benner. Çok güzel kontrol. Bravo. Verdi arkadaşına. Filip şimdi oyun kuracak Türk gücü. Sağ tarafta isabetli. Young sağ taraftan ilerledi. Kirşe bıraktı. Kirşten Filip'e. Bravo. Güzel paslaşıyoruz. Benner geldi. Geldi gol gel. Ah be. Bir değişiklik hakkımız var. Kimi alabiliriz? Kim şu noktada bizi fayda sağlar? Bilmiyorum. Biraz daha gideceğim keşbittik ya. Keşbittik ama. Şöyle o zaman. Üçlüye dönüyorum. Sigorta yapayım seni. Kesici. Kesici. Biraz kanatlara doğru açılabilirsiniz. Şunu mevkiden ayrılmayı kaldıracağım. Şunu mevkiden ayrılmayı ekleyeceğim sigorta olduğu için. Uzun bir top denemesi başarısız. Kirş. Ah be Kirş be. Kirş'in ama fizik bitik. Redondo. Sol taraftan aldı bravo Kirş. Olsun olsun psikolojik etkisi var bu müdahalelerin. Eyvah. Spalvis. Kesti. Arka direk. Üstten dışarı çıktı güzel. Sesa keste aman diyeyim üstten bir daha çıktı. Son 10 dakika. Valla beraberliği buradan kurtarabilirsek tamamım ben. Son bir atak mı be? Farki Young, Ventner. Verdi pasını. Farky Young. Güzel paslaşın. Güzel. Çok güzel. İyi bir orta. Vur ona. Hadi be. Ah be. Direkten döndü. Olsun çocuklar. Ulan benler. Kaygısızsın ha. Vay be. Görün işte içimizdeki düşmanları. Yalnız Ingolstadt 5 puanlık farkı yaptı bile. Çatır çatır ilerliyorlar. Kasık çekmesi. Son anda gelen bir galibiyetli yolumuza devam edebilirdik. İki tane şuradan beraberlikle ayrıldık. Artık Manheim maçında bomba gibi döneceğiz inşallah. Beyler. Transferin bitmesine sayılı günler kaldı. Şurada bir tane çocuk var. Ben Yıldız'ım diye bağırıyor. Ben Yıldız'ım diye çağırıyor. Şunda kesin bir şeyler var tamam mı? Şunun maaşı iyiyse... Zaten Badner denen bu arkadaş... Görüyorsunuz kaygısız kaygısız maçlarda çıkıyor, oynuyor. Hiçbir derdi tasası yok. Eğer bunun şeyleri biraz uygunsa... Maaşı uygunsa 79 bin euro 3 yıl içe 2 yıllık diyor. Satış bedelinden pay veririz. Maaş artışı kaldır. Vallahi iyi para. 60 küsür halledebilsek primler senin olsun ya. diye tamam dedi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, yer açabilmek için buradan şunu göndereceğim. Sıfır diyeceğim. Çünkü bunun buna 75 bin euro veriyoruz ya. Onun yerine de bir orta sa kiralayacağım. Gel orta saha. Muzaffer, Muzo. Gel Muzo. Ne kadar kiralık? Vallahi hiçbir şey istemiyor. Adamın hassısınız. Bundan sonra kardeş kulübümüz ordu. Muza da tamam. Hadi bakalım şöyle bir şey alıcısı gelecek mi? Onun bir bakmadık. Bir tane bin euro dedi. Katkılı satmayacağım ya. Hadi bakalım şuna gider inşallah. Yolumuza devam edelim. Tam yıldızı katacağım derken oraya bir katık yaptılar. Başka bir takım başka bir takım dediğimiz de Dinamo Zagreb. Daha hızlı karar ver aslanım. Bir karar ver artık. o de oldum diyor ya. Ya avcumu yumrukla attırma bana. Sana cazip <laughs> siz bu teklife cazip diyorsanız işimiz var hocam. Ya oğlum kız... fırsatların her şeyi zorluyoruz ya. İmkanımız bu kadar. Azıcık halden anla. Ya sana yalvarmak istemiyorum ama kendi çıkarlarım doğrultusunda rencide oldum dedi. Bu saatten sonra hayatta girmez. Ulan Dinamo şurada 2 gram umudumuz vardı onu da çaldın gittin. Orta sahamızdan da olduk görüyor musun? Benler artık artık kavga zamanı geldi benler. Gel lan buraya oramı buramı yırttırıyorsunuz bana. Vallahi hocam şu sıralar çok meşgulüm. Umarım benimle gereksiz bir vay aslanım benim ya. Vallahi zahmet oldu çıktın antrenmana da biraz top teptin. Hayal kırıklığı yarattı. Aha kızdı. Yaşıma göre performansım. Sen bunu dediysen zaten bırakma zamanın gelmiştir aslanım. Aslında iyi de gelişiyor bu kadar çocuğu fırçalıyoruz ama standartların çok düşük. Benler standartların çok düşük. Vallahi bilmiyorum. Evet. Benlerle artık ipler kopma noktasına geldi. Şu e, forveti alabilseydik zaten Benler'in yüzüne bakmayacağım da o işi alan olacak galiba. Bu maçtan artık galibiyet bekliyoruz. Kafa vuruşu, ön sezi, soğukkanlılık konusunda sıkıntı var. Takım oyunu bitiricilik, uzaktan şut, markaj, penaltı. Tamam. Güç, pas konusunda sıkıntı var. İkinci yarının ilk 15 dakikasında ara paslardan, ceza sahası dışından. Şöyle gireceğim ya. Jackba, Parkey Young. Tamam, tamam. Hatta Park Yeong yerine Erol'u da alabilirim. Erol'un maç yükü biraz daha hafif. Biraz da savunma bakımından bize katkı sağlar. Evet kadro bu. Yalnız Ekoko'yu unutmamak lazım. E, Gabriel'e çık. Erol oynar burada ya. O kadar da kötü değil. Park Yeong'dan vazgeçmesem miydik? Şöyle bir Erol'la çıkalım ya. Yumruğumuzu sıkıyoruz. Favori biziz beyler. Bu maçıra ulan ne dedi o Bentner yine? Daha da bundan sonra yıldız oyuncu alırsam iki olsun. Denge denge oğlu modunda ilerleyeceğim. Şu Bentner ne dedi onu göremedim de neyse. Allah'tan tepkini göremedim aslanım. Yoksa orada bir kavga dövüş çıkacaktı. Sadece ben nereye şişe fırlatabiliyor muyum acaba? Cakva kesti arka direk var mı bura işte bu. Tom be sen de olmasan biz bitmişiz. Pivot center for diye direkt diri, diye oraya bentleri diktik öyle duruyor. Neredesin aslanım sen bana bir söyle. Ha ikisi de oradaymış. Orada tabii kafası karıştı. Hangisini tutacağız derken Tom vurdu. İyi. Daha çok çabalayın beyler. Arı gibi. Oo bu yalnız var ya. Topla oynamada baya üstünler. Paslaşarak gir diyor. Deneyelim. Niye bu kadar topla üstünler? Sercan da gitti. Sercan da gitti. Niko e ko burada biraz zayıf oynuyor. Şöyle yapayım. Soldan gidelim diyelim. Bence biz yine çizgiyemeden ortalarımızı yapalım. Pek pozisyon bulma ihtimalimiz yok. Ak da sakat sakat niye yediye koyduysam kim bilir ne düşünüyordum o sırada. Bartels. Seagart. Kostli. Kristensen. Araya doğru bir pas. Adam iyi şey yaptı. İki tane Adam var merkezde. Ekoko. Yar bir aslanım defansı. Sol tarafa Cagba'ya güzel pas. Cagba kesti. Tom bitir. Tom bitir. Türk gücünün önlenemez yükselişi. Dedim size transfer olduğu zaman başka oynarım. Transfer benim ekmeğim suyum. Cagba. Daha bir tane de yıldız çocuk alacaktım da. Dinamo araya girdi. Ulan koskoca birincilik takımı oyuncu mu bulamadınız? Verin şunu azıcık biz takılalım. Hayır. Güzel. Oh be. Yalnız var ya harika bir seriye girdik ha. Şeytan kulağına kurşun. Devam edin beyler. İşte adlik kariyerinin en can alıcı noktası bu. Yani gözlemci raporlarından boşta olanları sürekli denemeye, sürekli denemeye anlatabiliyor muyum? Orada doğrularını seçip Öbür oyuncuları da göndereceksin. Mevzu bundan ibaret. Lakart. Kevin. Orada önemli bir tecrübe. Ufak ufak ilerledi. Oğlum orada oyuncu yok ki. Mantığın güzel de bence burada oyuncuların hatası var. Siz orada koşu yoluna akacaksınız. Biz de rahat ol. Adam. Kevin. Adam da top tekrar. Allah'tan sol taraftan ilerleyin demişim. Opa, nefis pas. Hadi Beton. O inmeyle çalım da atabilirdi kaleciye. Benler bir şeyler yap Benler. Jagba içeri kesti. Nerede Benler? İyi koştu da top geçmedi. Şimdi kontrol imkanı var. Hoppa! Kevin aslanım benim. Hocam benden o kadar da geçmedi diyorum. Erol kafayla indirdi. Oraya Erol'u koyduğumuz iyi oldu. Sakin ol Ferati. Kristensen. Sağ tarafta. Orada bir hafif sakatlık var. İyi paslaştılar. Oğlum basın artık. Üçüncü aynı yer atıyorlar. Erol bravo. Onu alan var mı? Benler. Verdi pasını Tomaysa. Ya senin var ya. Klasında klas yani. Antrenmanlarda yatıyorsun ama klasında klas yani ha. Evet beyler şu an oldukça rahatladık. Tom kafayla uzaklaştırdı. Ekoko da top. Sol taraftan gitti Ekoko. İyi gitti. Ekoko. Kevin. Şimdi geriye doğru bir pas. Yavaş yavaş değişikliklerimizi yapsak olur. Volat. Cakpa. Merkezden aldı. Kendi oyuncusunu çalımladı. Hızını alamadı Cakpa. Oraya nefis pas. Of. Şov yaptık. Şov. Sayılmadı ama. Cakpa'dan tek kişilik bir şov. İyi oyun çıkarıyor şey yapmasak mı? Valla orta sahayı biraz daha diri hale getireyim o zaman. Bundan sonra zamanı alacağım ama zamanı aldığım zaman da bir anda yüklenmeye başlıyorlar. Jack ve içeri doğru kesti. Bartels uzun oynadı. Uzun bir top. Şimdi Lacart'ta. Benner Kirş. Uzun bir top. Ekoko Açılar. Ekoko. Kokoko. 4-0. Tamam beyler bundan sonra da artık dinlenin yani. Tempoyu mempoyu geçtim kademeye dön dağılımı koru. Evet gümbür gümbür. Gümbür gümbür gelen bir Türk gücü var. İnşallah orada kulüp batmaz. Sercan iki gün yok. Sıkıntı değil. Bir de şu forvet çocuğu alabilirsek çok güzel olacak. Hadi bakalım. Transferin son gününde... İki oyuncuya teklif geldi. Daniele ve Aaron'u zaman zaman bedava olarak sürekli teklif yapıyordum. Şey Ingolstadt ilk önce e, kiralama yapmıştı. Onu reddettim. Ondan sonra e, sözleşme önerdiler. Yani sıfır teklif ettiler. Kabul ettim. Aynı şekilde yine Ingolstadt, e, Gabriele'ye de sıfır teklif etti. Onu da kabul ettim. Şunlardan kurtulursak biri 75 bin euro e, diğeri de 125 bin euro, 200 bin eurodan kurtulmuş olacağız. Bizim için çok büyük bir artı olacak. Zaten alma konusunda sıkıntı yok. Yani transfer dönemi bittikten sonra da alabiliyoruz. O yüzden acele etmeyeceğim. Şey meselesini bekliyoruz. Forvet meselesini bekliyoruz. Ama bu saatten sonra bana zor gözüküyor. Bakalım. Orta sahada giderse iyi olacak. Dediğim gibi satarken sıkıntı satarken sıkıntı bugün bitirmemiz lazım. Alar, alırken herhangi bir problem yok. Hatta şöyle devam edelim. Oyuncu lisans kaydı eksiğimiz gediğimiz var mı? Yok. Hoza, bir tek hoz elimizde kalacak gibi ya. Tamam sıkıntı yok. Bir daha şöyle ne olur ne olmaz diye bir önereyim de. Evet. Lukart gitti. Muzaffer geliyor. Muzaffer'in inşallah iyidir. Evet. Juninho'yu kaçırdık ya. Vallahi var ya profilde taş gibiymiş ha. Şunu forvete koysak uça uça giderdi. Neyse. Şimdi kimden kurtulduk? Bir tek Lukart'tan mı kurtulduk? Muzo'nun profil nasıl? Eh Muzo. Hiç yok yoktan iyidir can ne yapayım. Yabancı oyuncu. En fazla 3 AB'de şu oyuncu imkanımız var. Neyse oradan da bir maaş yükünden kurtulduk ya. Kâr sonuç olarak. Merkez orta sağ hücum desek... Biraz top kontrolünü falan geliştirse güzel olur. O güle güle Verzel. Valla gidebilir. Gabriel'e güle güle oh be. Çok büyük iki tane yükten kurtulduk. Mali olarak kulüp iyice rahatlayacak. Geriye kaldı mı holz? Bir daha önereceğim. Haberin üzerine bir daha önerirsek belki bir şeyler çıkar. Şuna bir bakalım. Bak bu da solbek zihinseli hiç fena değil. Ama fiziği yaşına göre çok zayıf. Tekniği de zayıf. Dahası solbek ihtiyacımız yok. Hozla bir konuşayım mı ya? Fena oyuncu değil. Çok gerginlik çıkması, çıkmasını istemiyorum. Orta sahada da oynar. Hoz dursun. Zaten benlerle aramız bozuk. Mali durumu tartışmak istemiyorum şu an. Tamam burada o zaman durdurayım. Başka satacağımız bir oyuncu kalmadı. Şurada Machado diye bir oyuncu var. Bu bayağı maaş istiyor galiba. Dahası savaşçı orta sahada hiç ihtiyacımız yok. Evet. şunun dediğine göre 270'ler falan geç. Artık daha nokta atışı transferleri yapmamız lazım. Kamara'nın fiziği çok güzel. Ama tekniği oldukça zayıf. Yani top kapması zayıf. Zihinsel hiç yok. Daha ne stopere ne defansif orta saha ihtiyacımız yok. O zaman ne kovalayacağız? Bir tane sağlam ak kaynağı alternatif bulabilirsek bir tane orta saha kovalarız. Ya Memito gel ya. Mehmeh yazdım. Oğlum kim alacak başka? Gel işte neyin nazındasın? Bay efendim defansif orta saha oynayacakmış da. Antrenör ekibini de geliştirecekmişiz. Savunma 7 numara. Lan 7 numara senin olsun Mehmet ya. Çok ya. Vallahi çok. Tamam iyi oyuncu da. Kulüp zaten yani çöküşün eşiğinde. Bence şansımızı fazla da zorlamayalım. Bir gün sebepsiz yere aman diyeyim ha. Şuna bir iki gün verelim de. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. O zaman böyle devam ediyorum ben beyler. Günün son karşılaşmasında rakibimiz Vespaden. Hemen bir rapora bakalım. Oradan maça geçeceğiz. Ha, i̇ki tane ön, ön oynuyorlarmış ya. Aynen. O zaman e, 4-1-2-3 oynamak daha mantıklı. A, mantıklı. İki tane orta saha, bir tane defansif orta saha. Yani boşu boşuna oyuncularımızı kucağa atmayacağız. İki tane kanat burada. Tık tık merkezden kanatlara doğru bu işi bitireceğiz. Ceza sahası dışından çizgi inmeden ortalar. Ara faslar önemli. Hız hızlanma konusunda sıkıntı var. Tamam tamam. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. En az 4 tane yerli 23 yaş altı oyuncu olması lazım. Takımda 23 yaş altı oyuncu kalmadı. Şey vardı galiba. Kirş vardı diye hatırlıyorum. Kir şimdi 24 yaşına çıktı. Lukart vardı. Lukart'ı da sattık. Bundan sonra alacağımız oyuncular bence genç oyuncu olması lazım. Yoksa şu iki e, yedeği boş bırakmak zorunda kalacağız. Gerçi birçoğunu zaten hiç kullanmıyoruz ama. Şu şekilde olacak. Tom, Ekoko yine e, yatışlardaydı benler Efendi. Bu sefer artık tartışmadım yani. Ben de, us ben de usandım ya. Vallahi ben de bıktım ya. Ne laf dinliyor, ne söz dinliyor. Mehmet Ekici'ye bırakacağım yedi gelirse. Ah be Mehmet o. Ben de isterim de çok yani 30 yaşındasın. 8 aydır şey yok. Yatıştasın yani. 150'ye sarayım seni. Son zamanlarda iyi giden bir formunuz var. Çıkın ve beni etkileyin dedim. Çizgi yenmeden ortalar. Yine biz kısa fasla başlayalım. Merkez bir dakika geçiş oyununda kanatlar şuradan yok şuradan merkez geçiş oyunu merkezde topa sahipken kanatlara Evet. mevzu bu rakip oyunculara bakalım İki forvetimizi biz yine tutalım. Şöyle geldim. Tamam Kirş. Evet evet evet. Haydi bakalım. Oo, yüzde beyler. En azından biraz dengeli başlamak mantıklı olur bizim için. Farki Young, Eko -ko çevirdi. Vur ona. Fena da değildi orta. Ak kaynak. Cakfa. Kesti. Ekoko indirdi. Ak kaynak. Üstten dışarı çıktı. Mehmet olsa yalnız orada atabilirdi. Ama işte çok fazla şeyimiz var ya. Çok fazla eksideyiz. Farki Young sağ taraftan aldı. Dışarı doğru öyle bir dışarı doğru ki yani 40 metre geriye düştük. Filip, Adam, Akkaynak, Philip. Araya nefis top işte bu kadar. Türk gücünün gücü bu işte. Yavrum benim 1-0. Yalnız transferden sonra tabii ki öyle bir kadro kurduk ki yani çatır çatır top oynayan bir hale geldik. Düşünceliyim, mutluyum. Mali durum beni biraz endişelendiriyor. Başarabiliriz çocuklar. İçeri doğru kestik. Üstten dışarı çıktı. Kestiler daha doğrusu. 60'a 40. Çok fazla açılmayacağım. Dengeli oyunumla devam edeceğim. Çocukları biraz motive edelim. Taş atışını kullanan Parkey yank. Ak kaynak. Farkiye Young. Tekrar ak kaynakta. Young. Vur ona. Hadi be. Çok güzel kafa vurdu. Bu çocuk da fena değil. Elivelto. İndir. Top bizde kaldı. Jackfa. Ak kaynak. Kirş. Uzun bir top. Tom indirdi. Ak Tekrar Tom. Vire vir. Vur ona. Hadi be. Edom uzaklaştırdı. Orada alabilir miyiz? Şu ana kadar mental temiz doğru işliyor. İki, iki tane oyuncuyu defansın önüne çekmişler. Biz de 4-1-2-3 oynadık. İyi oyun kurabiliyoruz. Biraz daha düzgün ortalar. Biraz daha düzgün bitiriş olsa şu maç çok rahatlıkla 2-3'e gider. Hamrol. Aman diyeyim. Top tekrar bizde. Hatırlıyor musunuz transferlerden önce yani adam gibi pas yapamıyordu bile takım. Cagba. Transfer yasağı pişmanlıktır ya. İşte bu kadar be. Ekoko var ya bizi inanılmaz değiştirdi aslanım benim. Çok güzel bir de yedek rotasyonumuz oldu. Şimdi Sercan girecek bir dahaki maç. Kevin girecek tamam mı? Cagba yerine Zorba girecek transfer her şeydir ya size söylüyorum bu işin %70'i %80'i transfer alt ligde doğru oyuncuları e, kulübe çekerseniz zaten öyle bir kadro kaliteniz oluyor ki takım zaten ondan sonra oynuyor Ekoko hep şeyi dediğimi unutmayın ya boş oyuncuları sürekli denemeye çağırın Tom birebir güzel şu an tek bir sıkıntımız kaldı Borç batağı. Onun da zaten tek sebebi var. Transfer yasağıydı. Ekoko. içeri doğru kestik. Şimdi kontra atak imkanı olabilir. Defanslarım güven veriyor. Parkey Young. Birebirde kaldı. Merkeze döndü. Çato. Lace, O forvet çocuk gelse çok güzel olacaktı ya. Gürleyen. Bu çocuk hakikaten iyiydi. O da gelseydi zaten takım bambaşka bir seviyeye çıkacaktı. Eyvah. Cagba'da bir sıkıntı var galiba. Mecburen Kevin. Young solda oynar mısın? Şöyle yapayım da. Sağ ayaklı gerçi. Neyse. Muzo. Muzo bizi biraz geriye düşürür gibi ama iki yıldızlık. Ya kaynağında sakatlanmaması lazım. Şimdi değişiklik, üçüncü değişiklikler yavaş yavaş. Kuzeyli Lord'unu mu sokalım? Erol'u ben niye yedi alm almamışım ki? Sakat mı acaba? Erol neredesin aslanım? Erol cezalı ya. Yoksa Erol Erol'u koyarım ben. Bence Kuzey'in Lord'unu Tom da yorgunmuş ama ya. Tom da bayağı iyi oynuyor. Bu çocuğu da tüketmemek lazım. Şimdi kanatları nasılsa onların alternatifi var. Tomer maç oynuyor. Oo, darbe aldı orada. İnşallah sıkıntı çıkmaz. Evet beyler, transferlerden sonra bambaşka bir Türk gücü var. Yani o kadar rahat maç kazanmaya başladık ki, ben bile şu an inanamıyorum. Bu ya bunu yapacaksınız. Alt liglerin olayı bu. Ne zamanki transfer, komple transfer yasağı yaparsanız bana o zaman sıkıntılar başlar işte. Bence kopardık biz yani şey olmasaydı. Transfer dönemi yasağı 6 ay ocağı kadar tamamıyla olsaydı biz yarıştan kopardık. Kesin kopardık. Şöyle yapalım 4-4-2 oynarız herhalde. Bir sonraki maç. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.